Üçüncü maçımıza doğru geçeceğiz. Değerli izleyen 69.1 kilogramda bir karşılaşma. Doğan Kılıç, namı diğer Fırtına, Vusal Abasov'la, Azerbaycanlı sporcuyla kozlarını paylaşacak. Uluslararası Türk Cumhuriyetleri Profesyonel Kickboks Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor. Evet değerli spor severler, önce mavi köşede 69 kilogram aralığında 27 yaşında 1.76 boyunda profesyonel kariyerinde bir maç yaptı ve onu da kazandı. Antrenörlüğünü Ilgar Abasov yapıyor. Brave Sports Kulüpten ona Brave diyorlar, cesur. Azerbaycanlı sporcu Vusal Abasov. Ve rakibi kırmızı köşede temsilcimiz, Türk sporcumuz. 69 kilogram aralığında 22 yaşında 1.76 boyunda profesyonel kariyerinde 11 maç yaptı. Ve tamamını kazandı. Rakiplerini 7 kez nakavt etti. Antrenörlüğünü şampiyonlardan Seda Duygu Aygün yapıyor. Dinamik Jim'den, Eskişehir'den geliyor Fırtına, Doğan Kılıç. Müsabakanın ring hakemi Sayın Rıza Kayar. Evet değerli izleyenler, gecemizin üçüncü maçına doğru geçeceğiz ve yanımızda çok değerli bir konuğumuz var. Türkiye Kickboks Federasyonu Başkanı Sayın Salim Kayıcı bizlerle birlikte. Salim Başkanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Çok güzel bir organizasyon. İlki düzenleniyor. Uluslararası Türk Devletleri Profesyonel Kickboks Şampiyonası. Ve neler söyleyeceksiniz bu büyük organizasyonla ilgili? Ben öncelikle TV8.5 ailesine kickboksa vermiş olduğunuz bu değerden dolayı ben çok teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin de bildiğiniz gibi Uluslararası Türk Devletleri Profesyonel Kickboks Gala Gecesi ilk defa yapılmakta, gerek dünyada gerekse Türkiye'de. Bu yüzden bizim için çok önemli. Ben burada bize destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doçent Doktor Tahir Büyükakın Bey'e de çok teşekkür etmek istiyorum. Biz birlikte büyüyüz diyoruz. Hakikaten çok iyi bir şampiyona geçiyor. Emeğe geçen ve destek veren herkese de ayrıca teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Evet, kesinlikle biz de teşekkürlerimizi iletelim değerli izleyenler. Ringe doğru döndüğümüzde karşılaşmamız başlamış durumda. Vural Abasov ve Doğan Kılıç arasında. Doğan Kılıç, Seda Duygu Aygün'ün sporcusu, 11 maçta 11 galibiyetle buraya geldi. Vural Abasov, o da namalup ama yalnızca ikinci maçında profesyonel kariyerinin bir maçında bir galibiyeti var. Şu ana kadar gayet keyifli ve gayet denk iki eşleşme izledik ve aynı şekilde bir üçüncü karşılaşma bizlerin karşısında. Doğan, bakalım profesyonel kariyerine namalup devam edebilecek mi? Ki bu 11 galibiyetin 7'sini de knockout'ta aldığını kendisini söyleyelim. 8. knockout'unu da istiyor Doğan Kılıç. Bakalım o knockout gelecek mi? Şimdi süre durduruldu. Eldiveninde bir hemen problem var. O giderilecek Doğan Kılıç'ın. Ve round'a kaldığı yerden devam edecek değerli izleyenler. Vusal Abasov, Brave, cesur lakaplı sporcu. Azerbaycan'dan geldi kendisi. 27 yaşında. Doğan Kılıç'tan 5 yaş daha büyük. Doğan şimdi spinning back'le gelmek istedi. Olmadı ama low kick'lardan isabetli. İyi bir kombinasyon, artılandı, diz geldi. Doğan Kılıç bir anda vitesi artırabilen bir sporcu ve o patlayıcı gücünü gösterdi rakibine karşı. Abasov da tempoyu artırmak istiyor ama temponun artması Doğan'a yarar. Zaten görüyorsunuz pozisyonda, diz isabetli, ardından yumruklar, bir daha diz. Abasov yumruklarını konuşmaya çalışıyor. Doğan yine diziyle geldi. Yüksek tempo sporcumuzun işine gelir. Şu ana kadar tepkisini gösterdi zaten. Doğan Kılıç. Şimdi Abasov biraz daha bastırmaya çalıştı. Olmadı. Doğan. Çok iyi bir tekniği. Evet, aynen. Hakikle bitirdi. Blok almayı başardı burada Abasov ama ne kadar güçlü olduğunu da gördük. Seda Duygu Aygün de kırmızı köşede ekranlarımıza yansıdı. Son 20 saniyedeyiz ilk round'da. Şimdi bakalım round'u kim daha güçlü bitirecek. Bir ön tekme isabeti geldi. Middle kick isabeti var Doğan Kılıç'tan. Evet.
Ve ilk raundun sonuna geldik. Türkiye Kickboks Federasyonu Başkanı Sayın Salim Kayıcı bizlerle birlikte. Ya Salim Başkanım, güzel karşılaşmalarla başladık geceye zaten ve evet. Hani ben Fight Card'a baktığım zaman 11 tane birbirinden denk, birbirinden çekişmeli maç görüyorum. Hakikaten hem tabii ki bir yandan Türkiye Cumhuriyetlerden sporcuların ülkemize gelmiş olması ve sporcularımızla karşı karşıya geliyor olmasının önemi var. Ama bir yandan da hakikaten hani bunu bile devreden çıkardığımızda çok keyifli kickboks gecesi olduğunu söyleyebiliriz herhalde Kocaeli'ndeki bu gecenin. Teşekkür ederim. Şimdi bu maçın çok farklı bir özelliği daha var. Biliyorsunuz Türkiye Profesyonel Kickboks Şampiyonası'nı yapmıştık yine Kocaeli'nde. Evet. Bu şampiyonanın sonucunda şampiyon olan ve dereceye giren sporcularımız burada yarışıyor. Yani biz şuna özellikle önem veriyoruz. Öncelikle federasyonun yapmış olduğu faaliyetlere derece alan sporcularımızın buraya gelip müsabakalar iştirak etmesini istiyoruz. Biz böyle bir sistem uygulamaya başladık. Bu da bizim için çok önemli. Ben burada şunu da belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz 9-18 Ağustos 2022'de Konya'da İslam Dayanışma Oyunlarımız var. Burada 24 tane branş mücadele edecek ve bu 24 branşın içerisinde kickboks da var. Ben burada Türk milli takımımıza ve diğer milli takımlarımızın hepsine şimdiden başarılar diliyorum. Ben dün bir Konya'ya uğrama şansına sahip oldum. Evet. Aksaray'dan gelirken Konya'da hakikaten İslam Dayanışma Oyunları'na hazır. Tüm sporcularımıza da buradan bir kez daha başarı dileklerimizi iletelim. Ve ikinci anda doğru geçelim. Değerli izleyenler, Rusal Abasov ve Doğan Kılıç karşılaşmasında. Doğan çok Kılıç güzel, evet. Fırtına gibi girdi gerçekten. Lakabının hakkını veriyor. İkinci rounda ilkten de harika sekti bu arada az önce kendisi. Hakikaten ülkemizin geleceği çok parlak sporcularından bir tanesi Doğan Kılıç. Direkt. Şimdi Abasov'a karşı. Ona kahtlarından bir tanesi daha bulabilecek mi tabii ki onu göreceğiz. Time stop. Süre durduruldu. Hakem Rıza Kayar. Süreyi durdurdu dişlik düştüğü için ve tekrar devam ediyoruz. Kaldığımız yerden başlar başlamaz da sert bir low kick geldi. Ardından soluyla rakibinin vücuduna doğru bir tekme daha. Doğan Kılıç'tan. Sırt iplere doğru geldi Vusal Abasov'un ama Doğan buradan çok bir şey çıkartamadı. Hakemin uyarıları var ve devam ediyoruz kaldığımız yerden. Doğan çok soğukkanlı bir sporcu, bir anda spinning vertiz. Ardından diz geldi köşede, kapandı ama Sov kendini oradan çıkarma çabasını çıkardı. Doğan Kılıç! İşi biraz şova döktü ama neler yapıyor. Bir sakinlik denemesi isabetli olmadı. Ya çok rahat hissediyor kendini şu anda ringde. Ve kendini göstermek için elinden gelen de her şeyi yapıyor. Diz isabetli geldi yine. Bir kez daha uçan dizler etkili oldu. Abasov yalnızca kapanmak zorunda. Hakik isabetli Doğan Kılıç. Rakibini boğdu hakikaten. Aparkat olmadı. Abasov kontrayı arıyor ama Doğan çok fırsat vermedi buna. Dönen tekme son anda kaçtı. Şimdi güzel bir aparkat isabeti buluyor Doğan. Ardından diz sağa. İki sporcu da öyle gelmek istediler olmadı ama Abasov çok daha yorgun gözüküyor. Maçın tamamında neredeyse atak yapan taraf Doğan Kılıç olmasına rağmen rakibin nefesini kesmeyi de başarmış durumda Doğan. Abasov biraz sallanmaya da başladı. Hakik yine geldi. Köşeye sıkıştı. Aparkatı aradı. Bulabilecek mi? Tam bulamadı Doğan. Ama devamında Doğan'ın kaşında bir açılma var galiba. Evet, Doğan'ın sol kaşında bir açılma var. Stop, time stop. 30 saniye kala. Şimdi hakem Rıza Kayar süreyi durdurdu ve bu açılmanın giderilmesi için doktoru da çağırıyor. Ya biraz fazla risk aldığını söyleyebiliriz başkanım herhalde. Yani evet, o kadar aynen, tabii. Rahat hissettik kendini. Tabii. Çok açıldı. Aslında gerek yok. Zaten maçta şu anda önde götürüyor maçı Doğan. Şimdi köşeyi doğru duyuyorsam tırnak geldiğini söylüyorlar. Doktor tabii devam etmesine maçın izin verecek mi? Bunu göreceğiz. Başhakemimiz de geldi Cengiz Hoca. Evet, Cengiz Punk da orada. Şimdi tabii sporcu sağlığı her şeyden önemli. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Tabii, tabii. Her pozisyonda, her durumda ilk olarak sporcuların sağlığı düşünülüyor. Ya sportif başarıdan çok daha önemli sporcuların sağlığı. Tabii insan hayatı ve insan sağlığı her şeyin üzerindedir biliyorsunuz. Kesinlikle ki yani böyle bir sporda bu riskleri asla almamak gerekiyor. Doğan tabii çok üstün götürüyor maçı ve yani doktor kararıyla kaybederse burada çok mutlu olmayacaktır ama sonuç olarak işinin ehli insanlar çok, veriyorlar tabii, bu kararı. Çok büyük bir şey olacağını düşünmüyorum. Devam edebilecek çocuk. Evet.
İkinci round devam ediyor kaldığı yerden. Orada biraz derin bir açılma var açıkçası. Şimdi ikinci round sonunda muhtemelen bir kez daha gereken müdahalede bulunacaktır Doğan Kılıç'a. Burada bastırmaya devam ediyor Doğan Kılıç. Böyle bir sakatlığı da varken maçı hızlı bitirme çabasında. Doğan başarabilecek mi göreceğiz. Ursal Abasov da maçta kalmaya çalışıyor şu anda. Ve ikinci roundunda sonuna geldik. Sayın Salim Kayıcı bahsetmişti zaten. Türkiye Profesyonel Kickboks Şampiyonası'nda başarı gösteren sporcular buradalar. Doğan'ı orada da izlemiştik. Evet. Zaten aradaki diğer galalarda da izleme şansımız oldu. Çok heyecan verici bir sporcu. Ama işte şu anda bakalım nasıl devam edecek. Biraz sanki bitirmek istiyor gibi başkanım çünkü maçı. Ama 3 dakika dayanabileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda böyle çok fazla büyük bir sakatlık yok. Biraz tamam derin ama Doğan'ı inşallah bitirecek bu round'u. Sonra da bitirecek ve galip olacağını düşünüyorum. Yani Doğan'ın görüşünde etkileyen bir durum yok. Sadece aynen, çok kanadığı için aynen, biraz daha göze kötü geliyor ama aynen, hani gözüne doğru giren bir durum olsa yine tabii ki risk tabii, olacak tabii, bu. Tabii. Fakat Doğan'ın görüşünü etkileyen de bir durum yok. Bu arada tabii ki round'dan görüntüler de ekranlarımıza yansıyor değerli izleyenler. Ben burada tabii şunu özellikle söylemek istiyorum. Bu profesyonel şampiyonlarımızda, federasyonumuzun düzenlemiş olduğu şampiyonlarda bu sistemi aynı şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Yani profesyonel Türkiye Kickbox Şampiyonası'nda derece alan sporcularımız bizim bu müsabakalarımıza yarışacak. Ya kesinlikle tebrik ederim ben de başkanım. Hakikaten çünkü ya buraya çıkan tüm sporcularımızı şu ana kadar gördüğümüzde hakikaten yani buraya hak ederek geldiğinde hissettik. Teşekkür ederim. Doğan da özellikle bunu gösteriyor bizlere. Stop! Doğan artık zamana karşı oynaması lazım ve tabii gözünü koruması lazım. Bir kafa geldiğini söyledi hakimden ama tabii bunu hakemin görmesi lazım. Şimdi tabii oradaki ya kırmızıyı görüyor orada. Kırmızıyı gören boğa gibi oraya tabii saldıracaktır. Aynen. Musa Labasov gözünü koruması lazım. Doğan Kılıç'ın. Ama yani kalan sürede bunu da başarabilecek bir sporcu. Tabii evet. Bir de bel altı darbe burada geldi. Ya çok üstün götürdüğü maç birazcık zorlu bitiyor şu anda Doğan Kılıç'ın ama önde olduğunun kendisi de farkında, hocası da farkında. Tabii zamana karşı da oynuyor şu anda. Hayır. Haykip isabetli. Artık iki dakikanın altında maçın süresi kaldı. Bunu bu şekilde devam edecek ve bitireceğini düşünüyorum Doğan'ın. Şimdi tabii çok fazla risk aldığından bahsetmiştik zaten kendisinin. Evet. Ya biraz nakavtı istiyordu. O nakavtı belki bulamayacak ama yapması gereken de burada bu. Yani genç bir sporcu hala 22 yaşında Doğan. Her ne kadar bu 12. profesyonel maçı da olsa kendisinin ve köşesinin o tecrübesini kullanması gerekiyor. Tabii bu sporcularımız daha yeni sporcu. Tabii yeni derken genç sporcu. Bu yüzden gelecekleri de var. Gelecek vaat ediyorlar. Yani bu noktada o kaşındaki açılmanın daha fazla büyümesi riskini çok almaması lazım. Doğan yine de yalnız. Doğan yine de yalnız. Yapacağını yapmaya devam ediyor. Hakem sayıyor. Ursal Abasov biraz itiraz etti pozisyonu ama az önceki diz Rıza Kayar tarafından knockdown olarak değerlendirildi. Ve artık karşılaşmanın da son dakikasına girmiş durumdayız. Abasov yani tamamen zaten ilk hedefi o kaçtaki açılma, o şakaktaki açılma. Bunu çok net görüyoruz. Ve bir bel altı darbe daha var. Doğan Kılıç'ın canı biraz daha fazla yandı burada ama tabii kasti bir durum yok ki. Zaten bu sporun içinde olan bir pozisyon bu. Gereken tabii zaman verilecek Doğan'a ve dönecek maça. Kickbox sporu yapıyoruz. Tabii her dakika veya her saniye her şey değişebilir. Ancak bu şekilde devam ederse Doğan bu müsabakayı aynı zamanda alır. Kesinlikle öyle ama tabii ki işte onu aklından çıkarmaması gerekiyor aynen, başkanım. Tabii. Çünkü bir yumruk, bir tekme, bir teknik her şeyi bitirebilir bu sporda. Nakavt olma riskini almaması lazım Doğan Kılıç'ın. Son dakika içindeyiz. Hatta son 30 saniyeye doğru ilerliyoruz karşılaşmada. Tabi Abasov da yoruldu artık yani. Son saniyelerde bir sürpriz nakavt içinde ne kadar gücü kaldı o da tartışılır. Son 20 saniye zaten. Sadri ile gelmek istedi. Dönerek ardından ama tetiği tam çekmedi. Şimdi high kick sonrasında ayağı bir an iplere takıldı. Doğan'ın ringin ortasında devam ediyoruz. Son anda orada blok almayı başardı. Doğan dönerken
güçlü bitirmek isteyecek karşılaşmayı tabii ki. Ne olursa olsun Doğan Kılıç. Ne güçlü bitirmeyi de başarıyor zaten. Mücadelenin sonunda geliyoruz. Evet, başkanım gerçekten güzel de bir karşılaşma izledik. Evet. Hakikaten bu geceye yakışan bir karşılaşma da izledik. Ben tabii burada federasyonumuzun faaliyetlere çok kısa bir şekilde değinmek istiyorum müsaadenizle. Şu anda Eylül'ün başında, Eylül ayının başında profesyonel hakem semineri, hakem servis semineri, menajerlik ve promotörlük seminerleri açılacak. Ben burada kickbox severlerin hepsini herkese duyurmak istiyorum. Çünkü profesyonellik anlamında çok önemli. Ve ayrıca yine amatör anlamında gerek hakem semineri, hakem gelişim seminerini açacağız. Ben burada kickboksu takip eden, kickboksu seven ve kickboksla uğraşan ve iş olarak da kabul eden herkesin de buraya gelmesini istiyorum. Şu anda da bütün herkesi davet ediyorum buraya. Şimdiden duyurmak istiyorum. Evet, çok teşekkürler başkanım. Ben teşekkür ederim. Gerçekten kickboksa tüm hizmetleriniz için hakikaten. Ben teşekkür ederim. Adım adım hep birlikte bence çok güzel bir yere doğru geliyoruz. Sizin emeklerinizden dolayı bir kez daha teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Maçtan tekrar görüntüler ekranlarımızda değerli izleyenler. Bu işte Doğan Kılıç'ın saydırdığı pozisyon. Az önce o da ekranlarımıza geldi. Galibiyeti çok daha yakın olan taraf Doğan Kılıç ama tabii kararı hakemlerimiz verecekler. İşte Cengiz Pan şimdi ringe doğru iletti karşılaşmanın resmi sonucunu. Karar Tarık Sayın'da, o sonucu öğrendi. Artık bizim de öğrenme vaktimiz geldi. Bakalım kim kazanmış. Teşekkürler İzgecan Günal ve Kickbox Federasyon Başkanımız Salim Kayıcı yorumlarıyla birlikte, bizlerle birlikte. Değerli spor severler, izlemiş olduğunuz mücadelede gerçekten ringde fırtına esti diyebiliriz. Hakemlerimiz de benimle aynı kararda. Mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanmayı bildi fırtına Doğan Kılıç. Ve sporcularımıza kemerini takdim ediyor Özbekistan Kickbox Federasyon Başkanı Ayberk Narmedov. Ve Azerbaycanlı kardeşimizi de yanımıza alıyoruz. Kağıt Spor Kulübü Genel Sekreteri Sayın Bekir Köksal takdim ediyor plaketini Azerbaycanlı sporcumuza. Çok teşekkür ederiz. Doğan, seni fazla tutmayacağız. Seni... Evet, hemen fotoğraftan sonra Doğan Kılıç, seni hemen röportaj alanımıza alıyoruz. Fotoğraftan sonra. Evet değerli izleyenler, Doğan Kılıç galibiyete ulaşmayı başardı. Profesyonel kariyerinin 12. maçında 12. galibiyeti de aldı. Yakışındaki açılma biraz problem yaratabilirdi o noktada. Hakikaten maçı da çok iyi yönetmeyi de bildi Doğan Kılıç. Birazdan kendisi röportaj alanına doğru gidecek. Değerli izleyenler, gecemiz tüm heyecanıyla devam ediyor. Kazanan taraf Türk sporcu Doğan oldu. Doğan, çok güzel bir maçtı. Neler söylemek istiyorsun? Teşekkür ederim öncelikle izleyen misafirlere, hocalarıma, aileme, Pixel Teknoloji'ye, Şuayb Otomotiv'e, ismini unuttum diğer sponsor, Etiyen Enerji, Mesut Bahadır Bey'e çok teşekkür ederim. Güzel bir müsabaka yaptık. Kendimi açamadım, sonradan açıldım. İyi performans gösterdiğimi düşünmüyorum. Daha iyilerini göstereceğim inşallah. Beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Tüm izleyenlerime ve hocama teşekkürler. Lakabının hakkını verdin bugün gerçekten. Tebrik ediyoruz sizleri tekrar. Teşekkürler.